soruluyor. Çok fazla sorulduğu için hele bu dönem. Hatta yani böyle tesettürlü yazar arkadaşlarımdan vesaire de bu soru gelmiştir mesela. Hani kafaları karışmıştır ki normalde mesela bunlar İslami yazarlardır. İşte bana sormuşlardı mesela, hocam böyle böyle diyen profesörler var, hocalar var vesaire. Bu konu hakkında hani bize bilgi verebilir misiniz gibi. Çünkü onlar da sonuçta bilgilerini kitaplara yazıyorlar. Tabii ki yanlış bir şeyler yazmamak adına. Hani bize de zaman zaman soruyorlar arkadaşlar, sağ olsunlar. Aynı zamanda hani DM yoluyla bana ulaşıp çok fazla insan bu soruyu soruyor. Tesettür, tesettürle ilgili. Evet, şöyle ki ben size tam olarak, hani Allah nasip ederse inşallah, ben size şöyle ki tam olarak açıklayayım inşallah. Şimdi tesettür ayeti Nur Suresi 31. ayette ve Ahzab 59. ayette tam net bir şekilde yazmaktadır. Şimdi Nur Suresi, hani bunların nüzul sebepleri, nüzul zamanları vardır. Nur Suresi 31. ayet önce, daha sonra Ahzab 59. ayet inmiştir. Hani kalbiniz tamamıyla hiçbir şek ve şüpheye düşmeden, tam bir kanaat ederek, hani acaba öyle mi ya da acaba böyle mi gibi sorulardan kendinizi uzaklaştırarak bu sorunun cevabını inşallah çok net bir şekilde şimdi hem ayetler ışığında hem de muhakemenizle vereceğim inşallah. Şimdi Nur Suresi 31. ayette şu şekilde geçiyor. Mümin kadınlara söyle. Estağfurullah. Mümin kadınlara söyle. Gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namuslarını ve iffetlerini korusunlar. Görünen kısımları müstesna, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Yani bakın, başörtüsü nereden başlar? Başörtüleri diyor. Nur Suresi 31. ayette bu yalnız. Daha sonra ayetin devamında hani kimlere mahremiz, kimlere namahremiz, onu da Allah Celle Celaluhu açıklamış. Bizlere bildirmiş yani. Şimdi şuradan diyor ki başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Başörtü nereden başlar? Başınızın üstünden başlar değil mi? Yakalarının, yani daha aşağıya. Hani bu sıkma boyun dediğimiz var ya hani. Onu yapmamakta fayda vardır. Ama tabii yapan kardeşlerimiz de kendileri bilirler. Yani kendi takdirleri veya kendi İslami durumları ona göredir. Ben size ayet, yani şöyle bakın, insan Kur'an-ı Kerim'de bir harfini, Kur'an-ı Kerim'in bir harfini reddederse dinden çıkar. Yani Kur'an-ı Kerim'in tümünü kabul etmemiz gerekiyor ki biz iman etmiş olalım. Hepimiz günahkarız, hepimizin günahları var. Bu başka bir şey. Yanlışlar yapabiliriz, hatalar yapabiliriz, günahlar işleyebiliriz. Amenna. Fakat ayeti inkar etmek insanı Allah korusun küfre düşürür. Bu başka bir şey. Yani yapabilirsiniz, yani mesela tesettüre girebiliyorsunuzdur ya da giremiyorsunuzdur. Allah, hepimizin günahları vardır. Rabbim hepimizi affetsin. Ama ayeti inkar etmek, Allah korusun, bizi dinden çıkartır. Yani bir harfini bile inkar edemezken biz koskoca ayet-i kerimeyi inkar edersek Allah muhafaza etsin. O yüzden hani şu an tesettüre girememiş kardeşlerimiz, Rabbim inşallah nasip etsin. Dua etsinler. Allah'ım beni senin yolunda istihdam eyle. Ya Rabbi hakkıyla İslam'ı yaşamayı nasip eyle. Bu şekilde dua etsinler. Allah'a niyazda bulunsunlar. Rabbim nasip ederse de inşallah örtünürler. Ama tesettür inkar etmek çok başka bir şey. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Ahzab 59. ayet. Yani daha sonra, bunu da çok soruyorlar. Hocam çarşaf illaki olması gerekiyor mu, farz mı vesaire diye çok soruyorlar. Bunları diğer hocalarımızdan da aslında hüküm olarak öğrenebilirsiniz. Ama ben size hemen kısaca şöyle Ahzab 59. ayeti okuyayım. Gene estağfirullah. Ey peygamber, eşlerinize ve kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Şimdi bakın, ayet-i kerime bu şekilde, Ahzab 59. Bu cilbab da, ya daha ziyade cilbab ayeti olarak geçer. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sahabeler çarşaf mı giyiyordu? Onlarınki çarşaf değildi. Ama şöyleydi. Yani mesela boydan büyük bir elbise, üzerlerine çok büyük bir örtü.
Yani anlatabilir miyim? Tümüyle bu Ahzab 59. ay ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, o zaman anlatırken bu Ahzab 59. ayet indiği zaman diyor, bütün diyor mümin kadınlar kara kargalar gibi olmuşlardı. Şimdi buradan bir siyah olmasındaki eftaliyet, daha eftal, daha iyi. Yani siyah daha itici bir renktir. Zaten tesettürdeki amaç hani kadının, ama bu demek değildir ki renkli giyemez. Evet renkli de, ama böyle hani çok allı güllü, çok böyle şaşalı ya da çok süslü, işte böyle 50 bin türlü bağlama usulleriyle falan çok süslendirilmiş bir tesettürde, hani o zaman birazcık tesettürün hani edebine, ahlakına uygun pozisyonda olmuyor. Ama olabilir mi? Evet olabilir. Lacivert, yeşil, koyu renk veya açık renk veya işte hani bunlarla ilgili kişisel tercihtir artık. Ama hani en eftali, en güzeli, en mükemmeli dersek tesettürde, elbette ki işte ferace, cilbap, çarşaf, bunlar en güzelidir. Yapabilenlere ne mutlu. Ama yapamıyorsan inkar etmeni gerektirmez. Allah bana da nasip etsin dersin. Allah bize de nasip etsin dersin. Yani dua ne edersin? Olay bundan ibaret. Tesettüre insanlar çok farklı açılardan bakıyorlar. Sanki kadının böyle hani kıstırılmış olması, itilmiş olması, toplumdan dışlanmış olması vesaire gibi bakan insanlar. Yahut kadının hegemonya altında oluyor olması. Tam tersine aslında. Bakın Allah Celle Celaluhu ne kadar güzel. Burada bakın beyan ediyor. Diyor ki Allah ziyadesiyle bize bildiriyor yani. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir diyor. Kimi? Kadınları. Allah diyor ki bak ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemekte. Onları esirgiyor, koruyor. Ama yani kadını korumak, hani nasıl bir ziynet anlatırlar değil mi yıllardır? Hani kıymetli. Zaten diyor ki kadının ziynetidir. Mesela saçı kadının ziynetidir. Kendisi kadının ziynetidir. Yani diyor ki zaten el, yüz, ayak, hani görünecek, görünen kısımlar müstesna. Hani bu diğerlerini örtmekte. Siz bir ziynetinizi ulu orta yere atmayacağınız gibi, değil mi? Onu korumaya çalışacağınız gibi. İslam da sizi koruyor, bizi koruyor. Yani bizi korumak adına daha ziyade, kollamak adına, kem gözlerden, çirkin gözlerden, tahakkümden, birçok şeyden korumak adına, estağfirullah, Allah Celle Celaluhu bu şekilde inşallah bizlere bildiriyor. Bu bir. Şimdi şaibeye düşerseniz, şimdi diğer konuya geleyim. Şöyle ifade edeyim. Şimdi bir profesör, bununla ilgili uzun uzun hatta böyle YouTube'da tıklama rekorları vesaire almış. Kur'an'daki bu ayetlerin tesettür ayeti olmadığını, bayanların tesettür olmadığını, yani Kur'an'ın bu ayetinin yanlış açıklandığını vesaire söylemiş. Tabii maalesef bununla ilgili de bir sürü soru geldi bana. Şimdi bakın. Hani Kur'an açık ve net, ortada efendim. Ayetler çok net, değil mi? Bu tamam, bunu bir yere koyalım. Hiçbir şey bilmiyor musunuz? Hiçbir Kur'an bilmiyorsunuz? Hiçbir şey, bu konuyla ilgili hiçbir çalışmanız ya da araştırmanız yok diyelim. Şöyle bir dön, gözünü seveyim, şöyle bir dönün, tarihinize bakın. Bir geçmişimize bakalım o zaman. Şimdi şöyle yaklaşık bir 500 yıllık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemi zaten ortada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden sonra yaklaşık bir 500 yıllık zaman dilimi var. Bu zamanda efendim halifeler dönemi var. Arkadan işte sahabeler, aynı zaman diliminde sahabeler. Sonra tabi'in var. Sonra tebe-i tabi'in var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler ve sahabeleri görenler. Değil mi? Yaklaşık bir 400-500 yıl bu şekilde. Bunun bağrında o dönemde İslami camiada binlerce alim, binlerce müfessir, binlerce muhaddis yetişmiş. Ve bunların hepsi çoğu alim. Yüz binlerce hafız var, belki milyonlarca hafız var. Şimdi bakın muhakeme yapıyoruz sadece. Sonra bir 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Bunun içerisinde de düşünün. Yani o ta ki Osman Bey'den hepsinin böyle o Türklerin İslam'ı kabul etmişler, araştırıyorlar işte efendim Akşemseddinlerin vesaire, yani hepsinin, bütün Evliya'nın, Asfiya'nın, bugün işte İmam Gazali'den, İmam Rabbani'den kimden bir büyük olarak bahsediyorsak, kimden bir alim, kimden bir müceddit olarak bahsediyorsak Osmanlı'nın bağrında yetişmiş muazzam ilme,
sahip insanların olduğu bir 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Toplayın bakalım, böyle 1400 yıl zaten, hani 1500-600 yıl dedim ya orada. Hepsini bir bütün olarak değerlendirelim. Yaklaşık bir 1400 yıllık değil mi? Bir İslam geçmişi var. Allahi de billahi de elhamdülillah sağlam olan, sadık olan, bunların içinde yetişmiş olan binlerce alim, binlerce evliya, binlerce asfiya, binlerce müçtehit, binlerce müceddit affınıza hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi 31. ayetle Ahzab 59. ayetini tesettür değil diye yorumlamamış da günümüzde bir tane profesör kalkmış o tesettür ayeti değil demiş. Etmeyin. Biz buna mı inanacağız? Bütün Osmanlı kadınları, bütün mümin kadınlar yüzyıllarca tesettürüyle gezdi. Bütün sahabe hanımları tesettürüyle gezdi. Ben sana niye inanayım? Sen ki bunu diyen dünyanın en ünlü alimi olsa, günümüzün en ünlü alimi olsa, bırakın onu, bunu Evliyaullah'tan zannedip havada uçuyor görsem, denizde yürüyor görsem, eğer o ayeti kerimeyi tesettür değil diyorsa, ona inanırsam imanımdan olurum, ona inanırsam namerdim. Bu kadar net kardeşlerim. Yaparsın ya da yapmazsın. Bu senin inisiyatifinde. Uyarsın ya da uyumazsın. Hesabını sen vereceksin. Bu da senin inisiyatifinde. Ama Allah için ayeti inkar etmeyin. Ayeti inkar ederseniz maazallah dinden çıkarsınız. İşte Allah, bu konu inşallah şu an dinleyenler tarafından netleşmiştir. Hiçbir şey bilmiyorsanız tarihinize bakın. Tarih size inşallah güzel ışıklar gösterecek, güzel yol gösterecek inşallah. Çünkü bizim tarihimiz elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'le dolu. Elhamdülillah hadislerin asıllarıyla dolu. Binlerce alim geldi geçti bu topraklardan. Binlerce evliya geldi geçti bu topraklardan. Böyle ziyan edilmez. Böyle ziyan edilmez.